Melih Altınok, birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmadı. Bir süredir Fransa'dan gelen görüntüler Batı Şeria'yı aratmıyor. Yalnızca gettolarda ve başkentte değil, Marsilya ve Lille gibi şehirlerin lüks semtlerinde de insanlar polisle çatışıyor, işyerlerini kundaklıyor. Abartıyorsun mu diyorsunuz? O halde bunu bana değil Fransa hükümetini resmen uyaran Birleşmiş Milletler'e söylemelisiniz. Bakın geçen gece Şanzelize bulvarı üzerinde bir süredir tahta panjurlar ve özel güvenlik ordusuyla korunan lüks giyim mağazaları, otomobil galerileri de dahil her yer yağmalandı. Polis de jandarma da öylece izledi. Tesadüf bu ya, ortalık, Paris yanıyor, filmindeki sahneleri aratmazken Fransa'nın Cumhurbaşkanı, öğretmeni olan First Lady ile birlikte Elton John balosunda dans ediyordu. Alın size Marie Antoinette'li, dört dörtlük bir çağdaş Fransız ihtilali filmi. Yeryüzünde cennet arayan, kaçtığının içindeki cehennem olduğunu fark etmeyenler iyi izlesin. Zira bir süredir memleketlerine, mülteciler, geldiği için, iltica etme hayalleri kuran alıklara, birkaç hafta çalışınca otomobil alınabilen, bir cennet gibi anlatılan frengistan’ı Avrupa'ya cinnet dalgası sarıyor. Ve sokaktaki isyankarlar sadece, bizimkilerin hayalini gerçekleştirip ülkesinde üniversite bitirdikten sonra kuryelik yapmak için Fransa'ya gelenlerden, marip diye yaftalananlardan ibaret değil. Ayrımcılığa, yoksulluğa, dışlanmışlığa sokağa çıkıp polisle çatışacak, yağma yapacak kadar dolmuş o insanların arasında her kesimden öz Fransız yurttaşları da var. Sarı yeleklilerle bir gece. Fransa'da eyleme, kaosa ilk kez şahit olmuyoruz. Her soruya, okuduğu okulla övünerek, çalıştığı bankalardaki pozisyonunu anlatarak başlayan Fransa'nın Sınop Cumhurbaşkanı Macron'un geldiği günden bu yana süren bir yangın bu. Söndürmeyi beceremiyor. Ta, sarı yelekliler diye bilinen eylemcilerin Fransa'da sokağı mesken tuttuğu günden beri her bahanede alevler parlayıveriyor. 2019 yılında sarı yeleklilerin eylemlerini izlemek üzere Paris'e gitmiş, eylemcilerle bir gece geçirip izlenimleri de sizlerle paylaşmıştım. Medyada yazılıp çizildiğinin aksine yalnızca Afrika ya da Asya kökenlilerden oluşan bir grup değillerdi. Zira dile getirdikleri dertleri de Fransa'da ayrımcılığın temel nedeni haline dönüşen yoksulluktu. Dün görüştüğüm Paris muhabirimiz Ömer Aydın sokaktakilerin profilinin değişmediğini söylüyor başına kapüşonu geçiren sokağa çıkmış diyor. Meral Hanım'dan iyisini mi bulacaksınız zaten? Meral Akşener, partisinin tek aday olarak katıldığı kongresinde yeniden genel başkan seçilmiş. İyi partililer hiç boşuna söylenmesinler. Zira samimi söylüyorum, ondan iyisini bulamazlar. Teknolojik sözcüden bir kurban bayramı haberi, Diyanet'ten teknoloji karşıtı hutbe. Allah Allah ne demişler ki diye habere bakıyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tatile giren gençlere, cep telefonlarınızdan arada kafanızı kaldırıp dinle ilgili kitaplar da okuyun, camiye de gidin, demiş. Eline verdikleri telefona gömülmeyi, teknoloji müritliği, sananlar, Müslüman bir din adamından nasıl nasihat duymayı bekliyorlar, gerçekten merak ediyorum.